Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için geldiği Gaziantep Özel Hayat Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dün öğlen saatlerinde normalde randevusu ayın 14'teydi. Sonra doktor saat 11'de 12 gibi falan aradı gece. Dedi ki yarın gel dedi. Yarın müsaitim dedi. En üst katta geldi özel hastanesine. Ne için gidiyordu babanın? Saç dikmek için, saç ekimi için. Saç ekime gitti. Ondan sonra ameliyata girmeden önce bize fotoğraflar attı saat 12.30 gibi. Fotoğraflar attıktan sonra şimdi dedi ki şimdi ameliyata gireceğim dedi. Sonra orada ne olduysa narkoz çok mu vermişler, başka bir şey mi yapmışlar? O an vefat etti. Sonra biz hastaneye vardık. Bir de dediler ki bir şey yok dediler. Çay, kahve falan sigara içtikten sonra dediler. Sonra dili bir anda döndü, vefat etti. Bize bir şekilde söylediler. Siz ne yaptınız sonra? Sonra biz zaten o an şikayetçi olduk. Sonra ifademizi verdik. Sonra kendiler hazırlamış oldu kağıtlar. Kendi iradesiyle falan işte. Sonra bize zorla imza attırmaya çalıştılar ama biz atmadık. Yani hep onların suçu. Sonra doktor bunu gördükten sonra zaten direkt hastaneden kaçmış. Ama polisler tutuklamışlar dediler. Yalan mı doğru mu onu bilmiyorum. Yani ölümü nedense biz de artık yani bilemiyoruz. Yani söylemiyorlar. Şu anda otobüse getirdiler işte. Tahlil falan yapacaklar. Onu bekliyoruz. Ya abi, ben sonuna kadar şikayetçiyim ya. Babamın kanı yerde bırakmak istemiyorum. Özel hastanesi Gaziantep'te. Sonuna kadar şikayetçiyim. Dizi Pörsü Batı'nda vaka olumsuz.